Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci kanalımıza özel bir video çekiyoruz. Yanımda da editörümüz Özgür var. Şimdi arkadaşlar Özgür bir selamını alalım önce senin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi arkadaşlar neden Syndra videosu çekiyorum? Neden yayın dışı oynuyorum? Çünkü Syndra tamamen değişti. Şimdi yanıma Özgür'ü aldım. Özgür'e Yumi aldırttırdım. İnanılmaz bir şey deneyeceğiz. Bu maçta minimum 1500 yetenek gücüne ulaşmaya çalışacağım. Yeni Syndra'nın özellikleriyle beraber. Şimdi hemen Syndra'nın özelliklerinden bahsedeyim. Pasifi değişti arkadaşlar. Pasifi artık gazap partikülü diye bir şey topluyorsunuz. Viktor'un pasifi gibi düşünebilirsiniz. Her gazap partikülü topladığınızda 20 mana yeniliyorsunuz. Ama seviyenize göre bu artıyor. Mesela 10. seviyede 100 mana yeniliyorsunuz. O yüzden Tanrıçanın gözyaşı almayacağım. 4 saniyede hani bir şampiyona hasar verdiniz, yetenek attınız. 4 saniye içerisinde bir yetenek daha atarsanız bir partikül daha kazan, yani bir partikül kazanıyorsunuz. Her seviye atladığınızda yeteneğe verdiğiniz zaman 5 partikül kazanıyorsunuz. Birinci seviyede tabii kazanmıyorsunuz. İkinci seviye olduğumda E yeteneğine verdiğimde göreceksiniz ya da W'ye. Sonrasında ki her kestiğim büyük minyonda da partikül kazanıyorum arkadaşlar. Hemen yetenek kısmına da geleyim. Çok konuşmuş oluyorum ama kusuruma bakmayın. Yeni bir şampiyon anlatıyorum yani biraz normal. 40 partiküle ulaştığım anda arkadaşlar. Oo, Jarvan orta koridora gelmiş. Ne yapıyor bu adam? He, Jarvan'ın flaşı yok. 40 partiküle ulaştığım zaman da arkadaşlar Q yeteneğim 2 yük oluyor. Bakın şurada zaten yükler var. 2 yük oluyor. Bir dakika. Hemen şöyle bir kaçalım tekrardan. Türkiye sunucusunda plat seviyesinde falan oynuyoruz. Onu da söylemiş olalım. Yeni bir şampiyon deniyoruz zaten. Çok da şey değil. Bakın 5 yükümüz oluşmuş durumda. Şimdi W yeteneğimiz 40-60 partikülde de oluyor. Biliyorsunuz daha öncesinde 18. seviyede falan edinmiş oluyorduk bu partikülü. Daha doğrusu W'nun güçlendirmesini. Şimdi çok daha erken almış oluyoruz. Bakın şöyle. Ah, yetenekler tutsaydı oradan bir şey alacaktık. Bakın 11 yüke şimdiden ulaştık bile. Hop, güzel bir dodge geldi. Rakibin üstünde yanan şeyi görüyorsunuz. O tamamen partikül kazanmak için burada skoru aldık. 13 partiküle ulaşmış durumdayız. Özgür alt koridorda nasıl gidiyor olaylar? Kestik direği ona. Summoner'ları yok. Güzel. Ben öldüm. Bu Jarvan biraz çılgın bir oyuncu. Şimdi W'da gerçek hasar alıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %15 gerçek hasar almış oluyorsunuz. E yeteneği inanılmaz bir seviyeye çıkıyor. İnanılmaz genişlemiş oluyor. Bakın şu an böyleyse şuralara falan bile stun atıyorsunuz. Ultisinde eskiden menzil kazanıyordunuz. Şu an ultisi %15 canın altındaki herkesi takılıyor. Yani ultinizi bastınız, %15'in altına düştü adam, ölüyor. Özgür, ne diyorsun buna? Bence acayip bir şey. Fena OP ya. Sonra yetmiyor. Bak, anlat anlat bitmiyor. Yetmedi değil mi? Dahası var. Ulan şeyler gibi oldum ya. Bu bal satıyorlar ya, onlar gibi oldum. Yetmedi. 4 kavanoz değil 5 kavanoz veriyorum gibi oldu. Bir tane de benden diyor ya sunucu. Bir tane de benden. Şimdi bir tane de benden pasif 120 partiküle ulaştığımız zaman. 120 partikül olduğumuz zaman. Ne kazanıyoruz Özgür biliyor musun? Ne kazanıyoruz abi? %15 yetenek gücü. Bak. Daha ne versin bu adam? Yetti mi? Bir tane de benden o zaman. Ben Rabadon alıyorum. Şimdi arkadaşlar ben ikinci eşya Rabadon alacağım. Çünkü ya ikinci olmasa bile üçüncü eşya kesin Rabadon alacağım. Önceden ben Rabadon'u çok sevmiyordum. Hatta çoğu oyuncu Rabadon'u belli bir şeyden son alıyordu. Ama şu an buradaki o ekstra yetenek gücünü tamamen kullanmak için ben Rabadon'umu erkenden almak istiyorum. Hop, şuradan partikülümüzü de kasalım. Misler gibi. Bu arada yetenek, hani partikül kazandığınız bir şampiyondan bir daha partikül kazanmak için 8 saniye beklemeniz gerekiyor. Onu da belirteyim. Tanrıçanın gözyaşını neden almıyorsun abi? Ne alaka? Hani tamam, şampiyon değişti de Tanrıçanın gözyaşını almıyorsun diyenler için de. Zaten ben bakın burada partikül kazandığım her saniye 40 mana kazanıyorum. Hani gittim büyük minyon kestim, 40 mana kazanıyorum. Şimdi manam bitmiyor. Ben büyük minyon için Q yeteneğimi kullanıyorum. 50 mana gidiyor, 40'ı geri geliyor. O yüzden de ben Tanrıçanın gözyaşına bu Syndra'da hani ihtiyaç duymadım. Oynadım bir el. Fena da oynamadık. Ama bir daha oynamak istedim. Şu Yumi ile şu testi yapmak istedim kesinlikle. Bakın hop, oradan partikül, oradan partikül. 33'e ulaştık. Hem seviye atladığımız için 7. seviyede 40 partiküle tamamlarız diye düşünüyorum ben.
Bakalım alt koridorda bir şeyler oluyor mu? Yok. Bizim çocuklar devam eder hayatına. Jarvan'ın sıçrası yok zaten. Çok bir şey yapamaz bize. Jarvan alt koridora geliyor Özgürcüğüm. Dikkat et. Hop Erik var. Bizim ormancımız bir değişik bir insan. Tabii tabii. Onlar oluyor hep. Geldi Jarvan. Bence sizi öldüremez. Haberin olsun. Başta çok hasar vuracak ama sonradan bir bakacaksın hasar vuruyor. Exhaust'u var ya. Beyit diyorum. Vay. Beyit falan. Nereden biliyorsun lan sen? Bakayım. Öğrendik ya. Oo. Çerez diye bir kanal var abi. Çerez diye bir kanal var. Oradan izledim diyorsun ha. Aynen. Kendi bilmiyor ama oyuncuları izliyor. Orada öğrendim. Allah Allah. Özgür'e bak sen. Başka zaman laf sokamıyor. Şimdi laf sokuyor. Videodayız diye bir şey demeyeceğimi biliyor. İşte arkadaşlar hayat böyle bir şey. Kimden ne zaman ne laf yiyeceğinizi bilemezsiniz. Şimdi 7. seviye olacağım. Şimdi şöyle düşünelim biz. Normalde biz Q yeteneğimizin güçlendirmesini ne zaman alıyorduk? Arkadaşlar bilenler. Özgür biliyor musun? Sınavdan kaldın mı yoksa? Kaldım ben ya. Kaldın. 9. seviyede alıyorduk. Yeteneklerimiz fullendiği zaman alıyorduk. Ben 8. seviyede, ay 7. seviyede daha yeteneğim fullenmeden ben bu partikülleri kastığım için ne yapmış olacağım? Q yeteneğimi geliştirmiş olacağım. Ki zaten birazdan göreceksiniz ki gelişmiş bir Q yeteneği baya baya iyi oluyor. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Hop 40 partiküle ulaştık. Hemen üstümüze dönebiliriz. Yo dönmeyelim, bir tur duralım. Hop kulede vurdu. Çok güzel. Rakibi düşürdük. Buradan partikülde kazandık bir tane. Hiç fena değil. Şimdi bunu aldık. Bir tane de çizme aldık. Şu an inanılmaz bir güçteyim. Bakın şunu unutmayın. Şu anki Syndra orta oyun ve geç oyunda inanılmaz güçlü bir şampiyon. Bunu net şekilde söylüyorum size. Çünkü buradan kazandığı şeyler, evet atıyorum eskisi gibi W'su güçlü olmayabilir. Ama mesela atıyorum ultisindeki bu %15 bayağı güçlü. Dipnot. Şunu söyleyeyim. Q yeteneği geliştikten sonra iki tane Q'nuzun arasına ya tık tık hemen Q'nu atamıyorsun. Q'ların arasında 1.25 saniyelik bir aralık var. Bu aralık nasıl güzel oluyor? Şimdi onu göstereceğim size. Bakın mesela atıyorum ben gittim rakibime kitle kontrol uyguladım. Ya da işte top yok. Yani topları hazırlamadan yakalandım. Yani kötü bir zamanda yakalandın. Sen ne yapıyorsun bu sefer? Hemen tık tık iki tane Q bırakıp yere hemen rakibe bak hop. Bunu attım. Ama stun yedim. Stun yemesem gösterecektim. Yani rakibin altına bıraktığınız o Q'lar çok daha hızlı oluyor. Ve bu hem ultinizin hasarını hem de kitle kontrollü bir adama uyguladığınız şeyi, ne denir ona, işte hasarı arttırmış oluyor Q yeteneğiyle beraber. Ya ben Lux'tan da orta koridorda nefret ediyorum açıkçası. Yani böyle uyuz, hiçbir şey yapmayan, farmlayan, böyle boş boş farmlayan bir şampiyon. Gerçekten uyuz. He, iyi oynarsanız güçlü yanları var mı? Bence kesinlikle var güçlü yanları. Bunu net şekilde söyleyebilirim sizlere. Ama yani oynayın mı? Bence oynamayın abi. Ya çok fazla yetenek atışına bağlı bir şampiyon. Bu arada bu adamın arkasında Jarvan olmasa mesela o hareketleri yapamaz. Bu tarz durumlardan anlayın. Ya Lux 2 saattir defansif oynuyor. Çerez abim kafama vurmasın diye oynuyor. Bir bakmışsın şekilli şukullu hareketler yapıyor. Hani oradan rakibin gelip gelmediğini de anlayabilirsiniz. Bakın koridoru da bu şekilde hızlıca. Mesela önceden biz ne yapıyorduk? Arka minyonları kesmek için E yeteneğimizi kullanıyorduk değil mi genel olarak? Şu an kullanmanıza gerek yok. Niye? İki tane Q'nuz var. Tık tık Q'ları atıp hemen E yeteneğinizi kullanmadan koridoru ittirip baskınlara karşı da korunaklı bir hale gelebilirsiniz. Bakın Q'ları nasıl vurdum. Attığım hasarı görün. Normalde ne yapıyorduk? Bir tane daha otomatik saldırı vurup çıkmak zorunda kalıyorduk. Q'muz bekleme süresinin oluyordu. Ama şu an ne yaptık? Hemen altına bir Q daha koyduk. Ve böylelikle hatırı sayılır bir hasar vurmuş olduk. Hatta belki ultimizi atsak öldürecektik rakibimizi. Lux da böyle bir şampiyon işte, koridoru ittiriyor falan. Chat'te zaten sövüşmeler vesaireler dönüyor. Ben onu size göstereyim daha güzel bir şekilde. Alın bol bol izleyin küfürleşmeleri. Koridorumuzu ittirdik. Ben hemen geri çıkıyorum. Konuşurken de seviye atlıyoruz, partikül kazanıyoruz, büyük minyonları kesiyoruz falan filan derken de 54 partiküle ulaşmışız. Şimdi 60 partikülde ne dedik? Yani bir seviye sonra bir tane rakipten alsak, 5'te seviyeden alsak 10. seviyede, daha 10. seviyedeyken ikinci güçlendirmemizi alacağız. 80 partikülde de bunu alacağız.
Baktığınız zaman biz sadece E yeteneğinin güçlenmesini Q'dan sonra 13. seviyede alıyorduk. Daha W güçlendirmemiz olmuyordu bile. Biz hepsinin güçlendirmelerini çok daha erken dakikalarda almış olacağız arkadaşlar. O yüzden bence kesinlikle ve kesinlikle bu olay benim çok hoşuma gitti. Bakın bunu rahatlıkla alın. Bakın Tanrıçanın gözyaşı almadım. Sürekli yetenek atıyorum. Hiçbir şekilde mana konusunda bir sıkıntı yaşamadım fark ettiyseniz. Evet rakip beni kovalıyor ama yemezler. Yani öyle kolay değil o. Jarvan sürekli orta koridorda, yani gerçekten sürekli orta koridorda. Şimdi sıçram olmadığı için bir 10 saniye biraz rahat duracağım. Ondan sonra sıçram geleceği için hani biraz daha agresif oynayabilirim. Jarvan çünkü bu tarz kaçma mekaniği olmayan şampiyonlara karşı bir tık güçlü biliyorsunuz ki. Hop Kazikstan'da biz baskın aldık. Gayet güzel 62 yüke ulaşmış durumdayız. Aa, o nasıl bir alamet lan? Bu arada attığım hasarları falan görüyorsunuz. Yani acayip saçma olaylar var. Ya özellikle şu Q yeteneğinin atış hızı benim acayip hoşuma gidiyor. Ben bu adamla bir kapışacağım gibi duruyor. Yok ya, adam inanılmaz pasif oynuyor. Özgür. Görmen lazım. Özgür sen ne yapmışsın oğlum? İki item biteceksin neredeyse. Yumi main ya. Yumi main diyorsun ha? Şey yap. Gel mide de bir şeklimiz olsun ya. Hiç mide tıklayasım gelmedi ya. Çağır yürümüyor abi. Gel beni alsana. Geliyorum geliyorum. Şimdi arkadaşlar Yumi muhabbetinde de şimdi Özgür'le niye Yumi sindir oynuyoruz? Ne alaka diyeceksiniz. Hani o yetenek gücünü en üst seviyeye çıkartmaya çalıştığımız için bunu yapıyoruz. Hemen bir üstü dönüp gelelim Özgür. Yetenek gücünü meşeyi de alacağım. Hani çıkartabildiğimiz kadar üst seviyeleri çıkartacağız. Abi eski Syndra'da da bunu yapabilirdin diyeceksiniz. Atla Özgür. Şimdi buradaki partiküldeki %15 yetenek gücü gerçekten çok fark ediyor. Şöyle düşünün. Oradan anlayın. Rabadon %35 veriyor. Onunla birleştirdiğimizde ne kadar yüksek, ya atıyorum 1000 yetenek gücünüz olsa, ki biz burada Mejai'den ekstra alacağız, Yumi'den ekstra alacağız, her şeyden ekstra alacağımız için oradaki hem Rabadon hem de pasiften aldığımız yetenek gücü baya baya etkili olacak. Olax büyük ihtimal öldü. Kaçışı yok onun diyecektim ki adam kaçtı lan. Bu arada adam harbi kaçtı, üstüne öldü adam bir de. Bizim Kazik cinayet ya. Tabi tabi fark ettim onu da. Hiç problem değil Özgürcüm. Biz aha. Ah o Q'yu tuttursam seni kurtarıyordum Özgür de. Yapacak bir şey. Olsun be Özgür. Video için her şey Özgür. Her şeyi video için. Şimdi aynen, millet diyecek ya bu adam mı master oldu? Anladın mı? Her şey video için. Şimdi biz bu adamdan partikül kasacağız Özgür. Bak hop. Şşş, sen nereye? Hop. Dur orada dur. Bu çok arada... koşan çabuk yorulur. Dur 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 orada dur. Bilir misin o şarkıyı? Şeyi söyledin mi abi sen? He. Şarkıyı galiba duydum da. E'nin çapı genişlemiş. Yani daha geniş bir alana şey atıyor. Tabii. 80 şeyken. 30'dan. Bak bak. Hasara bak. Did you see my damage? Abi şu Q'nun olayı inanılmaz OP olmuş ya. Net söylüyorum bak. Şşş, sen orada bir dur bakayım. Bu arada E yeteneğimiz de gelişti. 80 partikül olduk arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da duyurmuş olalım. Ne yaptı? Beni al abi. Evet bakın nasıl geldi. E yeteneğimiz nerelere stun atıyor. Burayı oynamak istiyorum ben Özgür. İğrenç bir ulti. Lan havada yedik. Hani Özgür, nadir abi bu tarz iğrenç ulti görürüm. Ellerine hiç, sağlık. Hiç. İşte bu adam her gün, bak her gün benim analiz videolarımı izliyor bu adam. Yani onu da söyleyelim. Bu arada Özgür, yetenek gücü kas biraz ya. Ya bu adam her gün bizim YouTube videolarını izliyor. Öyle söyleyeyim ben size. O yüzden yani bazı şeyler kafada biter yani, öyle söyleyeyim. Yani malsanız hep mal devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bir şey değişmiyor. Şimdi böyle geldim, böyle gideceğim. Böyle geldik, böyle gidiyoruz diyorsun ha. Şimdi Özgür, ben bunları çektim. Gel hemen atla gidiyoruz.
100 partiküle ulaşacağız Özgür. 100 partikülde ne oluyordu? Al sana sınav sorusu. Atla. Ne oluyor? Skilllerimiz mi gelişiyor? Ultimiz 100. Bak ultimizi attık Özgür, tamam mı? %50 canı var adamın. Attık ultiyi. Adamın canı %15'te kaldı. Artık şu yok Özgür. Aa, adamın bir canı kaldı. Yok. %15'in altına tek atıyorsun Özgür. Oha. Anladın mı? Acayip OP bir durum. Gerçekten yani net şekilde söylüyorum, en iyi değişikliklerden bir tanesi. He, ama eskiden çok uzaklardan ulti basabiliyordunuz. O biraz zayıfladı. Haberiniz olsun. Sonra benim abi işte ulti artık basamıyorum, İşte uzak menzilden şöyle böyle demeyin sakın. Duymayayım yani. Harika bir Q yeteneği geldi Özgür'den burada. Burayı öldürürüz büyük ihtimalle. Aha, sıçrısını da attı. Tamam, güzel. Özgür sen ayrılma buradan ya. Gel biz seninle takılalım. Boş ver adamları. Klax'a bak abi. Ah be. Şimdi bu E yeteneğinin çapını da göstereceğim size. Ne kadar böyle sağa sola atıyor. Özgür sen de şaşıracaksın şu an. Hazır mısın şaşırmaya? Bak Q'mun tekini attım. Q'mun tekini attım. Bak ona bile ittiriyor. Gördün mü? 84 derece. 84 derece. Yani geometri hocalarına... Yani geometri çalışmak için alın size bahane. Sindir oynamak istiyorsanız geometri lazım abi. Bana ne avradını. Geliyorum. Gelemedim. Gelemedin. Olsun. Ben biraz abarttım sanki. Bir tık öyle oldu. Hepsi oradaymış. Hiç sorun değil. Kanka salla Sindra'yı yazmış Ezreal. Doğru. Bu arada şu an takılabilirsin onunla da. Boş ver ya. Biz kendi işimize bayağı bakalım. Bayağı AP veriyorum sana. Az önce baktım. 65-70 AP veriyordu. Tabii. Bir de şimdi o benim AP artacak falan filan. Diyeceksin ki bu ne abi? 1500-1600 abi bu ne? Veigar mı diyeceksin? Veigar mı oynuyorsun diyeceksin. Şu an %18 veriyorum. W fullliyorum. Ne yapıyor lan o Ezreal? Gel buraya. Harika bir ulti daha. Harika. Buraya kadar ultimiz boşa gitti ama olsun. Şimdi 105 olduk Özgür. Kaldı 15. Acil bir Abaddon artı Mece'yi lazım bize. Mece'yden sonra da ölmememiz lazım ama. Şurada fight var. Mece'yden sonra ölmeme işini bu takımla nasıl yapacağız? Gerçekten en ufak fikrim yok. Bu arada bu kadar erken de bu yükleri kasmak her baba yiğidin harcı değil. Onu da söyleyeyim ben size yani. Abi şu stun atınca Q tekrar geliyor ya. Benim olay orada bitiyor. Bak Özgür. Bak şimdi bunu attım. Aldım. Q attım. Hop bir daha Q. Ya bu normal bir şey değil yani. Ki Q'su 441 vuruyor yani. Hiç az bir şey de vurmuyor yani. Adamı yakaladım mı şu an bayıltıyoruz Banko. Evet 330 yetenek gücümüz var. Ne Rabadon var ne bir şey şu an. Bak öldü adam. Exhaust Ignite var. Atalım ultimizi ya. Atalım ultimizi ya Özgür. Adam ayıp oldu. Öyle kesseydik şey olurdu yani. Adamı rencide ederdik. Adam sabah sabah bu rencideyi kaldıramaz. Boş ver. Ama adam ne kadar iğrenç oynadı öyle ya. Yani. 120'ye ulaşıyoruz. Bu arada 342 yetenek gücüm var Özgür. Dakika 21'de. Ve hani fark ettiysen şey de değil Özgür. Hani böyle über güçlü değil. Farmımızı yaptık sadece. 7 skor. Herkes alabilir bence. Ne diyorsun? Bu arada bak Özgür dakika 26 468 yetenek gücü oldu şu an. Daha Rabadon yok. Pasif de gelmedi daha. Onu söyleyeyim. Daha o %15 pasifi almadık. Birazdan alacağız ama. Öldük abi. Ölmeyiz. Şöyle ben bir ultimi atayım tekrar. Bak gördün mü? 361 ekstra hasar vurdum. Tuttum. Bilmiyorum onu, tuttum. Gördün mü ama. Gayet güzel. Bu arada %15'imizi aldık Özgür. Şu an 554 olduk. Yani gerçekten söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Özellikle Rabadon bittikten sonra, Mece yükleri geldikten sonra. Çocuğu niye attın abi? Ya ne yapacağım ona ya? Peşimizden geliyordu çocuk. Ya o şey ya, bizi tanıdı galiba. Üzüldüm çocuğa.
Tanıdı galiba bizi. Ver bakayım şunu. Eyvallah. Bu arada Syndra'da şu da değişmiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Artık dibinizdeki adamlara stun atabiliyorsunuz. Oğlum baksana şuna. Ulti kullanmadım daha. Ya önceden de atılıyordu ama biraz sıkıntılıydı. Bazen atmıyordu falan. Onu düzeltmişler galiba. Aynen öyle Özgürcüm. Bak biliyorsun sen bu işi. Bak ultimi kullandım. Bak gördün mü? Oraya bir şey yazdı. Execute hasarı yazıyor. Hiç fena değil. Biz de öldük ama canımız sağ olsun. Ben bu Ezreal'i kurtarabilir miyim buradan? Kurtarırsın. Gayet güzel. Rabadon'umuz bitti. Mejai'ye gidiyoruz. Daha bunun potu var Özgür. Daha bunun baronu var Özgür. Şu bak, an kaç abi? Şu an 600. Sensiz. Mejai yükleri yok. 20 de benden gelecek. 720. Gayet iyi. Bir de şimdi Rabadon da oradan isteklenecek. Evet. Anladın mı? Rabadon isteklendiği zaman senin %20 artacak. Benim %15 de artacak. Özgür. Özgür. Bug'ını bulduk olayın. Harbiden lan. Onu düşünmemiştim. Bak atla. Atla. Hazır mısın abi? Hazırım. Atla. 591. Lan hadi. Oğlum ne yapıyorsun? Ha, item mi alıyorsun? 700. Oğlum hesapladığımız gibi niye oldu? 590. Evdeki hesapçılar. Matematik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen niye bunu aldın? Bu ne işe yarıyor? Ne o? Bu. Onu şeye alacağım. Mikael'in lütfu. Ha tamam anladım. Alacağım AP ama kastedim iyi ki. Bildim bunu. İyi ki AP kastedim. Ama AP kasmam senin için bir işe yarıyor mu? Yarıyor. Nasıl bir işe yarama? İşte daha çok şey veriyorsun. Yo o benimle alakalı değil. Direkt yüzde veriyorum ya. Benim AP'mle alakası yok. Bir dakika. Aha. Ulti açayım mı? Açtın mı? Güzel bak. Hop bastık Exhaust ultimizi. Var. Tek atamadık. Sıçtık Özgür. Exhaust var ya. Kesin. Onu ayarlamadık ya. Bak ayarlamam lazım onu. Şey ultimin ne kadar hasar vuracağını ayarlayıp ona göre şey atmam lazım anladın mı? Sen ayıktın mı dediğimi? Anladım. Ama zor ya ayarlamak. Bir de şimdi ilk defa oynuyorsun. Bu arada artık şey çok önemli değil. Kastığımız partikül. Zaten son seviyeye ulaştık. Hani büyük minyon kaçırabilirsiniz. Oy, şey thumbnail çıkardı bize ya şey. Nasus. MR'ım da var AQ yazdı. Aynen thumbnail çıktı he. Bu arada kendi yetenek gücünün %20'sini veriyor olamaz mısın Özgür sen? Bak emin misin? Bak orada bir karışıklık bakıyorum. Var Özgür. Oğlum kuleye nasıl vuruyorum? Bu ne? Bak Yumi yapıştı. Takım arkadaşının değişken kuvvetini 116. Yani 20 artı %20 diyor. Arttırır ve kendi de aynı miktarı kazanır. O ne oldu adama? Gel. Beni almadın. Ultiyi açayım mı? Hayır. Ya hemen ultiyi açayım mı? Şey gibi oldu. At ultini. Ultini at. Hayır sıçtık. İşte şimdi güzel ulti attın. Şöyle hop. Bak yeni E'yi gördün mü? Hız ver lan. Abi, kaç abi E'yi boş ver şimdi. Draven geliyor önden. Aha! Geldi. Hayır lan! Ey geliyor bir saniye. Tamam olsun güzel. Beni al beni. Tamam güzel Meje'yi aldım ben. Acil Mikael bitmen lazım Özgür. Tamam. Ama ben onu basmam büyük ihtimal abi. Basarsın. Çok güvenme yani. Stun'a basma can oğlum slow'a basacaksın. Bende de arındır var. Sırayla basacaksın. Aha! Kha'Zix Allah belanı vermesin. Adam çarpla Draven'a gitti şeyi verdi ya. Oğlum o karşı Draven ne Özgür? 5 item adam. Özgür. 5 item oğlum adam. Flight'im olmuş adam. Oyunu bitirdi. Nasus'ta PK movie çekiyor. Takıma bak Allah'ım ya Rabbim ya. Hav hav yazıyor adam. Ha Nasus hav hav yazıyor Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben şimdi şeyi aldım Özgür. Tabii ben şimdi oraya çıkayım abi. Üçüncü item. Sen bir AP itemi al AP itemi. Riley falan alayım mı? Boş sol. Yat oğlum aşağı. Oğlum baksana direkt tek atıyorum.
760. Aha. Meceğimiz yok oğlum daha. Ah, meceyi kasacaktık ondan neş, ya. Neş. Ya neş, o kol geldi ha. Oğlum farma bak, 280. Oğlum Lux da iyi farm yapmış. Nasıl böyle farm yapıyor bu Lux? Ben base atalım ya. Bu nasıl yaracak yoksa oyunu? Yo yo, ben sizle tuvalete gitmem. Potu da çektik. Özgür 916. Bak şimdi sen bir dur. Ben base'i çekiyorum. Şu Mikael hariç diğer itemleri bir satsana Özgür. Luden artı bir şeyler al. Yani Rabadon Mabadon al. Mikael hariç sat. Tamam, şöyle yaptım mesela. Ne oldu? 916 oldu. Ne? Dolandırdın beni. Ben oğlum, onları geri alacağım zannettim. Hayır oğlum. Ne denir ona? Abi ben bunları hani denemek için yapıyoruz zannettim. Hayır, felaket oğlum. Mücevheri sen aldım de... orada. Felaket mücevheri mi aldın? Dolandırdın bizi ya. Büyü nüfuzu aldık. Ne yapacağım ben büyü nüfuzunu? Felaket mücevheri mi aldın? Draven şuradan geçse de bir tek atsa bana ya. AP değişmedi. Evet. Ne işe yaradı? Oğlum onlar boş ya. Sen hasar vur yani. Daha iyi her türlü. Al abi, o zaman şöyle yapalım. Baksana oğlum. Bu var ya bak. Aha, bir şey diyeyim mi? AD carry'lere direkt %100 tek atma garantili bu çar şu an. Bak. Şuna bak. Mırım vardı yazacak şimdi. Mırım vardı. Hav. Mırım vardı. Ben bir base mi atsam ya? Bot base'den oyunu mu kaybediyoruz bir anda? Ben base atıyorum. 1000 AP oldu Özgür. Özgür 1000 AP. Geldim. Hadi abi bas. Bas gidek abi. Aha, tuttuk. Oha, bu ne? Benim menzili yumu ultisiyle aynı. Bu ne? Şimdi ben çizmeyi de satacağım. Bizimkiler bir de neş alsınlar. Al onu, al. Çok felaket mücevheri. Felaket. Kaç olduk? 1100. 1121 hesabı. Daha 2 yük meşeğimiz var. Çizmemizi satmadık Özgürcüğüm. Şurada bir ölüp o 2 yükü de kaybedelim. Bak kuleye kaç vuracağım şu an? Bak videonun başına koyacağım. Oh. Al abi. Mükemmel. Niye öyle mahsusu? Bir şey yaptın? Evet. İşte. Olsun be Özgür, canımız sağ olsun. Bak hoca bak. Ya ama abi nasılsın, gargoyle olduğu için ölmedi. Bu arada gargoyle bu ultinin counter'ı. Abarttın yazıyor adam. Evet abarttık ama ya. Ben satıyorum çizmeyi. Sen bilirsin abi. Ne alayım? Morello var, 90 veriyor. Onun dışında daha fazla yok galiba, tam bilmiyorum. Morello var 90. Zonya 80. Baş melek daha çok veriyor olabilir ya. Ama stacklemen lazım değil mi? Orası öyle. Kozmik hızlandırıcıyı geç. Tamam, Morello alalım bakalım. Çektim Morello'yu, go. Neredesin? Gel abi. Bak meji yüklerimiz gitti. 1100 olduk. 100. Bak baron artı şey yok şu an. 12 yük meji yok. Oğlum baksana. Bu ne? Şu an Q kaç vuruyor? Q 1000 vuruyor Özgür. Q 1000 vuruyor. Nasus bot'tan itiyor. Draven'ı tuttum. Tutamadım. Bak işte bu olaydan bahsediyorum arkadaşlar. Stun attığınızda bir tane daha Q'nuz olduğu için adamı direkt öldürebiliyorsunuz. Bayağı iyi oluyor. Şimdi bot'tan Nasus oyunu bitiriyor. Ona bir gideceğiz. Özgür gir. Bunu kovalayacağız. Hız ver. İşte o Draven'a mesela eskiden ulti atmadan öldürme ihtimaliniz yoktu. Hani biz ulti atmadan tık diye öldürebiliyoruz. Bu yeni Syndra'nın Q2 yük muhabbetinden dolayı. Nasus bu arada şuralara atladı. Gördüm. Şimdi alt koridoru ittirmeden bir şeyler yapmayacağız. Gerçek hasar. 350 gerçek hasar vurmaya başladı W'muz falan. Baya iyi durumdayız şu an. Baron alsak, alev ejderi falan olsa şu an. Yani... geldiğimiz noktayı siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Ortalama hani alev ejderi olsa, baron güçlendirmemiz olsa, meşe yük full olsa ne oluyor? Büyük bir ihtimalle 1500-1600 o civarlara geliyoruz ha Özgür. Hayat bayram olsa bir abi. Oğlum tamam da olabilir yani bunlar. Bak kuleye kaç vuracağız şimdi? 717. Öldük. Hikayelim var.
Tamam, önce sen Mikael basıyorsun, tamam mı? Tamam. Veya önce ben Clans basayım. Ne olur ne olmaz, sen basamazsın falan. Sen sonra Mikael bas, anladın mı? Aha. Nasus base'e gitti ha. Gitmedi. Basmadım Clans'i. Bastım Clans'i. Yine ikisini aynı anda bastık. O öldü. Uf, çok iyiyiz be. Baksana nasıl savurduğuma. Oha! Kestik ya bunları, oynayamaz mıyız? Heal'ım geldi bir tur daha. Öldü öldü o. Oy! Potum bitti bu arada. Bu Ezreal kaşınıyor sanki. Öyle bir vibe aldım ben ondan. Bu arada Q'yi tutturursam ölür birisi. Of. Of. Oha! O ne? Ne? Özgür, bu ne? Bu ne? Syndra banlayacağız, anladık yazıyor adam. Bu ne? Dur dur şunu nasıl, alalım. Nasıl sanki bizim izleyici bize thumbnail çıksın diye yazıyor. Oha! Oğlum şaka mı bu? Atla atla gidiyoruz. Rabadon çek, Rabadon. Rabadon mu? Tamam al onu, tamam al onu. Hadi çabuk oğlum, ejdere gidiyoruz. Dur dur, aldım aldım. Bir dakika. 10 gold, 7 gold. Alıyorum alıyorum. Götür beni. Oha, benim bile 580 AP var. Tamam işte. Oy, oğlum sen. 1200 AP. 1200 baron alacağız şimdi. Efsane, sende de 580 yetenek. Sen bile evet. Şu an ultiyle yani birisine tek atarsın. Keşke Meje'yi falan alsaydık sana. Ben bu arada normalde iki kere full item olurdum da çok item sattım yani. Ya orası öyle, yapacak bir şey yok, olsun. Barona vuralım ya biz. İyi vururuz. Oha! Özgür, bu ne? Adam çaldı. Çaldı. 1300 AP. Sakin. Bastım sakin. Şeyi. Yavaş oynayacağız, yavaş oynayacağız. Bizde ya bro. Ultiyi açayım mı? Açtım. Mı? Hayır ya. Kaybetmeyelim. Kaybettik. Bitti maç ya. Aa. Oğlum niye gidiyorlar? Kaybettiğimiz maça bak. Neyse abi, biz trollediğimiz için kaybettik olarak ben düşünüyorum bu maçı. Umarım siz daha iyi oynarsınız mı diyeyim artık, bilmiyorum. Takımınız kolaydı. Tost yaparken kazandık. Syndra 1v9. Takımımızda insan yoktu. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Syndra gibi mal olmayın yazıyor adam. Yani ne diyelim ki? Bence güzel video oldu. Eğer Alev Ejderleri gelirse maçınıza, Baron'la falan 1500 yetenek gücüne falan çıkabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.